Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün sarımsaklı poğaça var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde genişçe bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya ve 2 yemek kaşığı toz şekerimizi alıyoruz. Ve mayalar biraz eriyinceye kadar şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ve yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu eklemeye başlıyoruz. Hamurumuz yoğunlaştı. Artık elle yoğurmaya geçebiliriz. Hamur işlerinde her zaman verilen ölçüden yarım su bardağı kadar unu kenara ayırın. Daha sonra hamurunuzun kıvamına göre ekleyip eklemeyeceğinize karar verin. Böylece hamurun kıvamında şaşmamış olursunuz. Evet, benim kullandığım unla 4,5 su bardağı ve çeyrek su bardağı kadar un hamurun kıvamı için gayet güzel yeterli oldu. Artık daha fazla un ilavesi yapmıyorum ve hamurumu birkaç dakika güzelce yoğuruyorum ki özlü bir hamurum olsun. Evet, hamurumuzu güzelce toparladık. Şimdi üzerine önce streç filmle kapatacağım. Daha sonra temiz bir bezle örtüp yaklaşık yarım saat, 2 kat hacme ulaşana kadar dinlenmeye bırakacağım. Evet, hamurumuz yarım saat yeterince dinlendi. Çok az yağ alacağım. Biraz elime ve biraz da tezgahımı yağlayacağım. İşte hamurumu tezgahıma aktaracağım. Oldukça yumuşak bir hamur. Kesinlikle sert bir hamur yapmıyoruz. Eğer yapışırsa biraz yağdan faydalanabilirsiniz. Hamurumu bu şekilde biraz açtıktan sonra bir kesici yardımıyla 16-20 parça arası eşit parçalara ayıracağım. Ve çok fazla havasını söndürmeden hemen elimde şöyle toparlayacağım. Şöyle basitçe bir beze oluşturduktan sonra ortasını açacağım. Bu şekilde küp küp doğradığım kaşar peynirlerim var. Kaşar peynirlerimden bir tanesini ortasına yerleştireceğim. Ve poğaçamı bu şekilde tekrar kapatacağım. Bakın, altından bu şekilde elinizle bir parçayı kopararak çok rahat şeklini veriyorsunuz. Ve bu haliyle yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştireceğim. Evet, poğaçalarımızı yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizdik. Şimdi üzerine temiz bir bez örteceğiz. Bir 15 dakika tepsi mayalandırması yapacağız. Evet, poğaçalarımızın tepsi mayalanması da tamam. Şimdi bir tane yumurta sarısını alıyoruz ve bütün poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Evet, poğaçalarımız hazır. Artık fırına gönderebiliriz. Evet, şimdi sıra geldi. Poğaçalarımız piştikten sonra üzerinde kullanacağımız tereyağına. Tereyağımız gayet güzel, yumuşak bir kıvamda. Oda sıcaklığında bu yumuşaklıkta muhafaza ediyoruz. Sonrasında üzerine bir tutam ince ince kıyılmış maydanozumuzu ekliyoruz. Sarımsak kullanacağız. Sarımsak miktarı tamamen sizin damak zevkinize bağlı. 2-3 diş ekleyebilirsiniz. 5-6 diş ekleyebilirsiniz. Bol sarımsak seviyorsanız. Ben biraz da tereyağımın içine yaklaşık 4 diş kadar sarımsak ezeceğim. Sarımsakları ince ince doğrayarak da ekleyebilirsiniz. Evet,
Evet, sarımsağımızı da ekledikten sonra tüm bu malzemeleri bir spatula yardımıyla tereyağımıza güzelce yediriyoruz. Evet, işte bu kadar. Tereyağımızı da bu şekilde hazırladıktan sonra yine çok sıcak, tereyağını eritecek kadar sıcak olmamak kaydıyla oda ısısını da muhafaza etmeye devam ediyoruz. Evet, poğaçalarımız fırından çıktı. 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika üzeri kızarana kadar pişirdik. Şimdi poğaçalarımız henüz çok sıcak. İlk sıcağının çıkmasını bekleyeceğiz. Ardından üzerine tereyağını ekleyip poğaçaların lezzetini inanılmaz bir seviyeye çıkaracağız. Evet, poğaçalarımız istediğimiz sıcaklığa geldi. Öncesinde şöyle yumuşaklığını, kıvamını göstereyim size. Hala sıcaklar ama elimizi yakmayacak derecede sıcak. Tereyağını eritecek kadar sıcak. Şöyle birer parça tereyağdan alacağım ve tek tek poğaçalarımın üzerine bırakacağım. Ve bir fırça yardımıyla tereyağı poğaçalarımın üzerine güzelce yedireceğim. Evet, poğaçalarımız artık servis için hazır. Evet, şimdi bir de poğaçalarımızın tadına bakalım. Yumuşacık. Sarımsak sevenlerin bayılacağı bir lezzet. Harika. Emin olun bu tepsi sofraya gelmeden bitecek. O kadar güzel, o kadar lezzetli. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram sayfamıza ve YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.